Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın ikinci siparişinin videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle hava çok soğuk ve hem rüzgar var hem de yağmurlu. Gece bayağı bir gök gürültülü, sağanak yağışlı bir yağmur yağdı. Bereketiyle yağsın inşallah. Şöyle bakın arkadaşlar, bayağı bir her yer ıslak. Tabii balkonuma çok şey vurmuyor. Şöyle bakın, çok hafif bir yağmur geliyor ama hani çok da ıslanmıyor yani çiçeklerim. Karşı tarafa daha çok vuruyor yağmur. O taraf kuzey cephesi olduğu için, burası güney cephesi, doğu. O yüzden çok yağmur vurmuyor. Siparişlerim arkadaşlar şöyle, bunlar Gülşen Hanım'a gidecek inşallah. Şöyle ayırdım kendisine. Hepsi özel tür arkadaşlar, sardunyalar. Şöyle bakın, şu özel değil, bu ceylan gözü. Böyle hem yaprakları minik hem de çiçekleri böyle ebruli, morlu, pembeli. Şunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle ayırdım Gülşen ablama. İzmir'e gidecek inşallah arkadaşlar. Şöyle bakın, çok güzel bunların çiçekleri de. Hepsi özel tür arkadaşlar. Şöyle, şu da farklı bir tür. Bu da katmerli gül şeklinde açıyor, böyle şeker pembesinde. Şunlar da açacak. Şu da gül sardunya arkadaşlar. Bu da pembe tonlarında böyle. Şöyle bakın, çok güzeller. Bu da siyah açan ceylan gözü. Şöyle bakın, hep tomurcukta. Bunu saksıdan söktüm. Şöyle saksı içine aldım. Bunu göndereceğim. Çünkü bunun formu daha iyi olduğu için Gülşen Hanım'a bunu göndereceğim. Böyle bunlar siparişleri. Hepsi sardunya. Çok seviyor kendisi de sardunyaları. İnşallah sağlıkla büyütür. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Gülşen Hanım'a. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Şunu da saksıdan çıkarıp göndereceğim. Kargo hani çok büyük olmaması için, belirli bir fiyatı aşmasın diye. O yüzden bunu bir bardak için alacağım. Öyle göndereceğim. Bunlar da zaten bardak içinde. Bu şekilde arkadaşlar. Gülşen ablam da çok seviyor. İnşallah saksıları dolar taşar. Yine diğer arkadaşların siparişleri var. Bunlar da Episkiye güzeli Sevim Hanım'a gidecek. İnşallah Mersin'e gidecek bunlar da arkadaşlar. Şöyle bir tane inci menekşesi var. Böyle bir tane çok güzel kabartmalı dua çiçeği var. Şundan bir tane kaldı elimde. Arkadaşlar kaçırmayın derim. Bundan da bir tane kaldı elimde. Bu da özel tür bir begonya. Şöyle bakın, böyle sakallı gibi tüylü, çok güzel. Şöyle şundan var, bu da tırtıklı. Bu da begonya, özel tür. Bunlar dayanıklı arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum, hani Rex begonyalar gibi değil. Çok güzel gelişim sağladılar bende de. Bakın şu yapraklarını sonradan verdi. Bakın şöyle, bunları da akşamdan şöyle hazırladım. Bana bugün kolaylık olsun diye. Çünkü mukabelemiz var. Kur'an okuyoruz her gün. O yüzden yetiştirmem gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Bunları da Sevim Hanım'a göndereceğim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Hülya Hanım'ın dua çiçekleri var. İlk defa dua çiçeği olacak. Daha çok balkonda yetiştirdiği çiçekleri varmış. Böyle salon çiçekleri yokmuş. Özellikle de dua çiçekleri yokmuş. Böyle bunları seçerek aldı. Çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten çok dekoratif yapraklı dua çiçekleri. Hepsi birbirinden çok güzel. Çok da çeşit var. Şöyle 3 çeşit almak istedi. Bunların hepsi ithal arkadaşlar. Çok güzeller. Böyle bunları da Hülya Hanım'a inşallah göndereceğim. Bunlar da Bursa'ya gidecek. Hülya Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
Burada da arkadaşlar Hatice Hanım'ın böyle bir tane levise istemişti. Paketinden açmamıştım, duruyordu. Şöyle bakın, çok güzel çiçekler açtı bende. Harika pembesi var. Formu da çok güzel, sağlıklı. Bunu bekletiyordum çünkü Albert de istemişti, sukulent. Onu da annem dün getirdi, söylemiştim size. Dün akşam annem geldi, köydeydi Albertlerim. Şurada arkadaşlar bakın, bunlar bahçe toprağında böyle güzel gelişen Albertlerim. Yapraktan üretimim bunlar arkadaşlar. Böyle Hatice Hanım'a büyük boy istedi. Şunu göndereceğim. Annem de toprakla birlikte getirmiş. Hani bir şey olmasın diye. Şöyle bakın, toprağını temizleyeceğim. O şekilde gönderim yapacağım. Harika bir formu var. Çok güzel renklenmiş. Sera içindeydi bu arkadaşlar köyde. Çünkü oranın havası biraz sert olduğu için o yüzden koruma altına almıştık. Şöyle bunu göndereceğim. Yine isteyen arkadaşlar vardı. Hani küçük boy ve büyük boy fiyatları farklı. O yüzden şöyle bakın, çok güzel rengi var. Bunu göndereceğim Hatice Hanım'a da. Şöyle alayım. Toprakta çok nemli. Bahçe toprağı gübreli arkadaşlar. Gübreli bir toprak. Yani illaki bir sukulent toprağı almanıza hiç gerek yok. Bakın, bahçe toprağında üretilen bir sukulent yani. Çok güzel sonuç aldık. Şöyle bunu da yanına koyayım. Hatice Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Bu da arkadaşlar nereye gidecek? Gaziantep'e gidecek arkadaşlar bu. Hatice Hanım da orada oturuyor. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İlk siparişi kendisinin. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Yani büyük bir heyecanla izleyeceğini düşünüyorum. Gerçekten böyle hani video çekmek, böyle heyecanla, böyle büyük mutlulukla izliyoruz. Çünkü çiçeklerimizi çok seviyoruz. Ne kadar böyle hani görüp alsak da videodan ayrı bir izlemesi daha keyifli oluyor. Bu şekilde bunları göndereceğim. Şöyle telgraf koyacağım kendisine. Yine burası karışık arkadaşlar. Şunu kaldırayım da. Yani kargolama işi olunca biraz karışıyor ortalık. Şunu göndereceğim kendisine arkadaşlar. Hatice Hanım'ın kaybetmiş depremden dolayı. Çok da geçmiş olsun. Şöyle bunu göndereceğim. Su içindeydi. Hatice Hanım'ın da olsun. Şöyle yanına yine sukulent koyacağım hediye. Böyle arkadaşlara da hediyeler koyacağım arkadaşlar. Hava soğuk ya, o yüzden böyle içeri almam gerekiyor. Paketleme yapacağım. Elimde kalanlar da şöyle atlaslarım var. Satışta olan. Şöyle şu da arkadaşlar fuşya renginde. Gül sardunya. Ama fuşya renginde almak isterseniz. Bu da şeker pembesi. Katmerli açan bir özel tür. Şöyle bardak içinde. Bunlar köklü. Satışta olan arkadaşlar, şöyle isterseniz sukulentlerim var. Böyle çok güzel renklendiler. Şöyle setlerim var. Şöyle bakın. Şöyle yer olmadığı için şunu koydum alt raf gibi hani. Buraya getirdim. Elim yine battı. Böyle arkadaşlar. Şurada anneme sardunyaları verdim. Bunlar kaldı. Bunları da kendime ayırdım. Şunun pembesine bayıldım. Şu da herhalde gül sardunya, bakacağım. Bunlar da güzel ıslandılar yağmurdan. Bunları da ekimini dün yaptım aldığım saksılara.
Şöyle bakın, çok güzel bir kırmızısı var. Siyahlı böyle. Şunları da ektim arkadaşlar. Bunlar da siyah olan. Böyle yaprakları kötü oldu da o yüzden ektim. Onların satışını şu anda yapmıyorum zaten. Böyle. Burada var. Şunları çelikten ektim. Şunlar çelikten ektiklerim. Bunlar tuttular. Şurada var satışta olan şu Gönül Hanım'a gidecek ciğer. Şöyle. Burası böyle karışık. Burada yerde arkadaşlar şunlar satışta olanlar. Bunlar da özel tür. 70 TL fidelerim. Levisyalarım var. Bunlar da 70. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şurada var arkadaşlar fidelerim. Böyle renkli yapraklı olanlar da. Onlar da 70. Şöyle. Bu da Gönül Hanım'a gidecek. Bunun da menekşesi eksik olduğu için gönderim yapamıyorum. Şöyle şurası benim boş kalmıştı. Orayı dolduracağım aranjmanımı. Bakın şöyle. Bu da çok güzel çiçek açtı. Arkadaşlar şu atlaslarımı da köye götürmeyi düşünüyorum. Belki bu hafta köye gidebilirim. Oraya arkadaşlar içerideki kurdele çiçeklerimi buraya asmak istiyorum. Çünkü içeride değil de dışarıda böyle daha iyi gelişeceğini düşündüm. O yüzden onları dışarı alacağım balkona. Benim kız her yeri hallediyor. Şöyle. Bunlar da ektiğim fideler. Paskalya. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan göstereyim size. Bana göre video uzun gibi geliyor. Bazı arkadaşlara da, beni takip eden arkadaşlara da galiba kısa gibi geliyor, çabuk bitti diyorlar. Ay sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Ne bileyim, ben de sıkmak istemiyorum sizi, hani çok uzun video çekip de. Gerçekten çiçeklere doyum olmuyor. Şöyle yine göstereyim. Bakın nasıl rüzgar var. Hava bayağı bir soğuktu. O kadar bir sıcaktı ki. Şöyle kivilerim de çok güzel oldu. Şurada var satışta olanlar. Şöyle şunlar çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Yani. Bir de güzel güneş gördükçe çok güzel renkleniyorlar. Şöyle bakın. Bunların uçları ojeli olan tür. Hani balkonun iç kısmında kaldığı için çok böyle renklenme olmuyor. Ama şöyle bakın, hafif hafif böyle bir hafif nokta gibi renklenme var. Ama güneş görünce tamamen ojeli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çiçek dostlarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.